Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Bugün sizlere e, ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın E devlet üzerinden nasıl sosyal ekonomik destek başvurusu yapabilirler bunu uygulamalı olarak göstereceğim değerli izleyicilerimiz. Öncelikle E devletimize Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve şifremiz ile giriyoruz değerli izleyicilerimiz. Daha sonra girdikten sonra şurada üste yazan bölüme Sosyal ve Ekonomik Destek Başvurusu ee, olarak giriyoruz çok değerli izleyicilerimiz. E, girdikten sonra burada Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu diyor değerli izleyicilerimiz. Zaten sosyal kelimesini yazdığınızda bu zaten çıkmış oluyor. Bunun üzerine tıklıyoruz Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti ...ön başvurusu, parantez içerisinde aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı diyor. Buraya tıklıyoruz değerli izleyicilerimiz. Tıkladıktan sonra karşımıza böyle bir yazı geliyor. Bu hizmeti kullanarak ekonomik yoksulluk içinde olup da çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan... ...ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken aileler kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici veya belirlenecek süreler içinde verilen ekonomik destek talepleri için ön başvuruda bulunabilirler diyor değerli izleyicilerimiz. Şimdi burada yeni başvuru diyoruz. Yeni başvuru. Yeni başvuru dedikten sonra burada değerli izleyicilerimiz bize e, buradaki nasıl e, başvuru yapabileceğini, kimlerin başvuru yapabileceğini, sosyal ekonomik destek, sosyal ve ekonomik destek hizmeti nedir? Bu konuda bilgilendirme yapıyorlar. E, başvuru nasıl değerlendiriliyor? O anlatılıyor. Değerli izleyicilerimiz. Bu hizmet kapsamında yapılan ekonomik destek bir maaş değildir. Onu anlatıyor. Ekonomik destek hizmetinden yaralanan çocuklar ve aileleri ne sıklıkla izlenmektedir? Ee, çocuk adına kişiye yapılan bu yardımlar haciz edilebilir mi? Ee, şeklinde bilgileri önce okuduktan sonra e, yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum'u tıklamamız gerekiyor ve devam et tuşuna basıyoruz. Bu arada bu işlem 7 aşamadan oluşuyor değerli izleyicilerimiz. Kısaca bunlar hakkında bilgi vereceğim. 7 aşama. Birincisi bilgilendirme metni. İki kişisel veriler e, hakkında. 3 kimlik ve iletişim bilgileri, 4 başvuruya esas bilgiler, 5 hanede bulunan çocuklar, 6 ön izleme, 7 işlemin sonucu. Evet. Şimdi biz e, şu anda <laughs> ikinci bölüme geldik. Sosyal ve ekonomik destek hizmeti başvurumun değerlendirilmesine ilişkin kişisel veri sorgulama ve araştırma izni. Burada sizin mali durumunuzun araştırılması için izin veriyor mu? Yani hakkında başvurumla ilgili konularda araştırma yapılmasına izin veriyor mu? Tıklıyorsunuz değerli izleyicilerimiz. Eğer buraya tıklamazsanız devam etmiyor sistem. Bu şartı kabul etmediğiniz takdirde işleme devam edemezsiniz diyor. Yani sizin hakkınızda mali durumunuzun araştırılmasına izin veriyorsunuz.